Yemek kitabı yazmak roman gibi değil. Ben Sermin Ocak. 1941 doğumluyum. Gaziantep'te büyüdüm. Gaziantep'li olmakla da çok şeref duyarım. Her zaman çok sevmişimdir Antep'i. İlkokul, ondan sonra enstitüyü bitirdim. 4 kız kardeşin en küçüğüyüm. Sonradan okulu bitirdikten 1 sene sonra Erdem Ocak'la evlendim. Rahmetli kayınpeder Demokrat Parti'yi kurucusu. Ondan sonra Ali Ocak milletvekili olarak gitti. Ondan sonra Kamil Ocak milletvekili olarak gitti, bakanlık yaptı. Ondan sonra benim eşim Erdem Ocak milletvekili oldu. Ondan sonra Ali Ocak'ın oğlu Atilla Ocak milletvekilliği yaptı. Bu Ocak ailesi hep siyasetliydi. Ve siyaset uğruna da hepsi yani canlarını verdiler. Böyle bir aileydi. Eşim çok sabırlı, vatandaşı dinleyen bir insandı. Güzel günlerde işte milletvekili olunca Ankara'ya tabii gittik. Çocuklar orada ilkokula başladı büyük. Sonradan işte tekrar adaylığını çekince geri, tabii biz Antep sevdalısı olduğumuz için geri döndük. Şimdi ben... bir kulübün başkanıydım. Tabii talebe okutuyoruz. Talebelerin bursunu vermek için para lazım. Aktivite lazım. Ne yapmak lazım? İşte kahvaltı yapıyoruz, yemek yapıyoruz falan. Fakat şöyle iyi getirisi olan bir şey. Bir gün bir arkadaşımın eşi dedi ki, niye dedi Sermin dedi, kitap yazmıyorsun dedi. Ay dedim, bu kadar yoğun çalışmamın içinde nasıl kitap yazabilirim? Senin canın istese 12'den sonra ne yazarsın dedi. Ve bak gör dedi, bu çok iyi bir kazanç getirecek size dedi. Bir ara çok zor dedim, olmaz falan dedim. Ondan sonra baktım hakikaten burs paraları her ay ödenmesi lazım. 12'den sonra arkadaşımın dediği gibi yazmaya başladım. Bastırdık ve 3 baskı yaptık. O daha ince bir kitaptı tabii. 3 baskı yaptırdık. O kadar çok memnun kaldı ki herkes, ince baskıdan bile. Tabii ucu Amerika'ya kadar gitti. Amerika'dan bir şeyden bana teşekkür geldi bir kütüphaneden. Sonradan işte tabii başkanlığım bitti. Biz hakikaten iyi bir getirisi oldu kulübe. Ondan sonra arkadaşların hepsi sıkıştırdılar. Ya şunu doğru dürüst iyice yaz. Her şeyi yaz falan. Bir yaz da seyahate gitmiyorduk. Oturdum. Yemek kitabı yazmak roman gibi değil. İnsanların malzemesini bozacaksın. Yani heba edeceksin. Onun için hepsini tek tek, ki ben pratik yapan bir insandım. Tek tek hepsini ölçüye vurdum. Ölçülü olarak yazdım. Bir yaz çalıştım. Ondan sonra tabii herkes sağ olsunlar, şimdi çok memnunlar. Şimdi bir kere eskiden sade yağ kullanılırdı. Yani birçok evde sade yağ kullanılırdı. Antep zeytinyağlı yemeği bilmezdi. Patlıcan bile mesela bizim evde rahmetli babam sade yağda kızarttırılır. Sade yağ muhakkak kullanılırdı. Et çok kullanılırdı. Şimdiki sade yağ kullanmıyoruz. Eti çok azalttık. Yani eski yemeklerle şimdi alakası kalmadı yemekler. Ve şimdi bazıları bizim Antep yemeğinin esasını bozuyor. Ben buna çok kızıyorum. Mesela simit kebabının üstünde peynir, fıstık. Ne işi var? Her şeye fıstık girmesi şart değil. Birçok şeyleri değiştiriyorlar. Yuvarlamayı şeyle yapıyorlar, pirinç unuyla. Olmaz. Taze çekilmesi lazım. Dövülmesi lazım. Daha eskiden hatta o pirinç yıkanır. Kara taştan havanlar olurdu. Onda dövülürdü. Hani şimdi tabii makineler çıktı, onlardan çekiyoruz. Yani bu kadar önem verilir. Şimdi mesela şiveydiz. Hakikaten Antep'in güzel bir yemeği. Ama Fransa ile yapmaya kalkıyorlar. Sağ olsun televizyonda dışarıdaki yapanlar. Hani ben bir şey demiyorum. Güzel yapsınlar. Ama bunu ben, bunun esası şu. Ben kendimden bunu katıyorum. Ben bunu birçok yemek yazarlarına söyledim.
Dedim, Şivedis pırasayla olmaz. Ama bulamıyorsunuz. Anlarım. Bu olmadığı için pırasayla yapılır. Deyin dedi. Hiç kimsenin Antep yemeklerinin tadını bozmaya hakkı yok. Neyle yapılır? Ondan yapsınlar. Yani Antep yemeklerinin özelliği, mesela Fransa'nın en büyük özelliği, hani Fransız yemeği bilmem ne denir ya, onların sosları. Bizim yemeklerimizin sosu içinde bir doğramanın, bir yoğurtlu patatesin, bir şivedizin, bir ne bileyim ben, her şeyin yani. Sulu yemeklerin hepsinin sosu içindedir. Ben bir seferinde Allah rahmet etsin Profesör Osman Barlas'a rejim yapacağım falan deyince döndü bana dedi ki, kızım dedi, ne rejimi yapıyorsun dedi. Bizim Antep'in dedi bütün yemekleri rejim yemeği dedi. Bir doğramamız dedi, bir kabaklamamız, bir şiveydiz. Yüzüne yağ vermediğim müddetçe hepsi rejim. Hakikaten öyle. Hepsi sağlıklı yiyecek. Yoğurt, sebze, tahıl, et, hepsini bir arada yapan yegane Antep mutfağıdır. Başka hiçbir yerde yok. Kazan yemekleri çok fazlaydı. Fırına yalnızca, zaten evlerde öyle fırın yoktu. Ben tabii çok çocukluğumu anlatıyorum size. Genç kızken vardı. Fırına yalnızca peynir böreği, zeytin böreği, yani o dışarıdaki ekmekle yapılan börekler giderdi. Yoksa gerisinin hepsi, mesela rahmetli annem çok güzel su böreği yapardı. Onu mangalın üzerinde, maltızın üzerinde pişirirdi. Yufkalar suda haşlandığı için tepsiye dizer, onun maltızın üzerinde çevirerek pişirirdi. Ve harika olurdu, şimdikiler gibi değil, sade yağ. Çok güzel olurdu. Eskiden mesela böyle fast food falan hiçbir şey yoktu. Çocukluğumuzda da yoktu yani. Doğru dürüst evimize gelir, çok güzel tencere yemekleri yapılırdı. Bizim Antep'in yemekleri sulu olduğu için yanına muhakkak pilav yapılırdı. Onlar yenirdi yani. Çok güzel olması hiçbir dünya mutfağında yok. Bakın seneler önce Antep'e bütün yemek uzmanları gelmişti. Biz onlara doktorlar lokalinde bir yemek verdik. O zaman 5-6 çeşit ben yapmıştım. Bana kitap yazmayı o zaman teklif ettiler. Fakat o zaman çok gençtim. Aa dedim, oturup kitap mı yazacağım dedim. O kadar çok beğendiler ki insanlar. Ben hatta Özbek pilav yapmıştım. Pilavın içinde havuç olduğunu anlamıyorlar. Bu pilavda ne var? Geldi adam 2 saat beni şey etti. Biz dediler, Mısır dahil, Fransa dahil böyle bir mutfak hiç görmedim. Antep mutfağı böyle bir mutfak. Ama biz daha yeni yeni biraz farkına varıyoruz. Kıymetini bilmiyoruz. Şimdilik de birçok böyle yemeğin esasını değiştirenler var. Buna sahip çıkmamız lazım. Şimdilik biliyoruz kıymetini. Ramazan'da her akşam çok güzel yemekler hazırlanır. Hafızlar yemek yemeye gelirdi eve. 3-4 tane hafız, onlara ayrı masa konur, yemek yerlerdi. Mahalledeki ihtiyaç olanlara yemekler giderdi. Yani öyle yalnız ev için pişmezdi yemek. Bayram yaklaşınca da bayram hazırlıkları tabii başlar. Kuzu kesilir yahut kasabınızdan et alırsınız. Dolma, yuvarlama. Yuvarlama bir gün önceden hazırlanır. Sütlaç bir gün önce, iki gün önce zerde pişer, altına konur. İkinci gün sütlaç pişer, onun üzerine konur. Tabii bu kadar böyle buzdolabı falan da yok. Onun için zerde donar, bir gün önce pişer. İkinci gün üzerine sütlaç konur. Onlar tabaklarla, kilerde böyle tepsilerle, tabii bunlar miktar çok olur. Çünkü gelen giden çok olur. Yuvarlama sabah erken, rahmetli annem aşağı iner. Yuvarlamayı pişirirdi. Babam camiye gider namaz kılmaya, bayram namazına. Tabii biz bayram hevesi, biz çocuklar kalkarız, erken kalkarız. Masa hazırlanır bahçede, yazsa eğer bahçede. Daha çok da bizim çocukluğumuzda yaza geldi Ramazan, hep bahçede hazırlanırdı. Yuvarlama pişirilir sabah. Sabah kahvaltısında yuvarlama yenirdi.
Ondan sonra tabii işte ziyaretler başlar. Ziyarete gelenlere çikolata, kahve, sütlaç serde. Bir de annem muhallebi de yapardı sütlaç serdenin yanında. Hani isteyen onu yer, istemeyen sütlaç serde yer. Tatlılar olurdu muhakkak. Yani işte bunlar hep ikram edilir. Tabii bu çok eskiden benim çocukluğumda bizim bitişikte oda hayatı denirdi. Odada adamlar vardı. Onlara yemek gider. Yani hakikaten bayramdı ya. Çocuklar hepimiz bir arada. Bütün akrabalar aynı mahallede olduğu için çok güzel bayramlar geçerdi. Yemekler yenir, o onda kalır, o ona gider. Şimdi herkes dışarılara gidiyor. Bayram mı değil mi belli değil. Muni çorba denirdi, pekmezli bir pirinç çorbası. Losa'ya o yapılırdı. Kuymak yapılırdı. Bir de losa ilk yani tabii evin hanımı gitmez. Haber yollar nasıl rahat mı diye. O giderken yağlı kahke yapılırdı. Harika bir kahkeydi. Şimdi o hiç mümkün değil yok. Sade yağla yapılırdı ve büyüklüğü şöyle olurdu. Sepetle o gönderilirdi. Ama nasıl oldu? Koyduğunuz kiler mis gibi kokardı. Öyle bir kahkeydi. Her doğum yapana önce annem kahke gönderirdi. Şimdi bizim düğünlerimiz salonda oldu. Ama çok eskiden 3 gün düğün yapılırmış. İçeride yemekler pişer, dışarıya bütün masalar konur, yemekler yenirmiş. Kına gecesi işte ne bileyim ben hep yemekli olurmuş. Ama tabii sonra şeye doğru bu salonlara geldi. Salonda yemekli yapan vardı. Pasta bisküviyle yapan vardı. Tabii büyük bir hazırlık. Çeyiz gittikten sonra çeyiz asılırmış. Çeyiz asmak için kız eve geliyor. Ona tabii yemek hazırlıyorlar. Masalar bayağı kalabalık gelirmiş misafir. Ona yemekler hazırlanırmış. İşte daha çok tabii böyle yuvarlama, dolmalar, sulu yemekler yapılırmış. Yani o günleri ben de pek şey etmiyorum. O 3 gün düğün olan şeyler, bunlar dinlediklerim. Cenaze olan evde yemek yapılmazdı. Bütün akrabalardan, etraftan, eş, dost her gün yemekler gelir. İşte on bir orada yenen yenir, yenmeyen mahallenin fakirlerine dağılır. Öyle geçerdi yani. Ama bu adetimiz çok güzeldir bizim. Tabii ki üzüntüyle ev sahibinin elleri tutmuyor hiçbir şey yapmaya. Yani 40 gün yemek gelirdi çoğu zaman. İlk etapta lahmacun gelirdi. Ondan sonra kebap, ondan sonra ev yemekleri gelmeye başlardı. Mesela 40 mevlidi okunurdu muhakkak. 40 mevlidinde içli köfte yapılırdı. Pirinçli börek yapılırdı dağıtmak için. Ve bu tabii 1.000 tane falan daha bile fazla yapılır. Bütün komşulara, fakirlere tabii o günü evin içi de çok kalabalık olur. Köfte, börek yenirdi. Şimdiki yazdan başlar Antep'in şeyi. İlk peynir basmadan başlar. Mayıs ayında, Haziran sonuna kadar peynir basılır da evlerde. Antep peyniri. İşte o tuzlanır. Kaynatılır. Eskiden mesela sonradan hep soğuk hava deposuna yollardık. Eskiden tamamen bunlar 4 kutlu böyle büyük küpler vardı. O küplere konur. Üzerine tuzlu su yapılıp konur. Arzu eden içine mahlep ve çörek otu böyle şey yapar, tülbente bağlar. Lezzet vermesi için onu da koyarlardı. Peynir basılırdı. Ondan sonra patlıcan, kabak, biber, toz biber ayrı, kuruluklar ayrı. Bunlar hep o da böyle bizim şimdiki yaptığımız gibi 200 tane, 300 tane değil. Binlerce. Çünkü kapıda adamlar var, içeride adamlar var. Aile kalabalık, onlar işte hazırlanır.
Ondan sonra sonbahara doğru şire başlar. Biz bağdan üzümler gelir. Üzüm sıkılır. Bir yıl ama şire çok keyifli olurdu. Biz çocukken öyle. Rahmetli babaannem daha çok o büyük evde yapılırdı. Şire bizimkiler de orada yapılırdı. Babaannemin koltuğu aşağı iner. Kendi oraya oturur. Oradan şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Söylerdi. İşte kadınlar da üzüm tepelenir. Sabaha karşı erken suyu sıkılır. Bastık çalınır. Sucuklar batırılır. O sucuk batırma o kadar keyifliydi ki. Ve tabii biz çocuklar çok muzur. 2-3 sefer batırıldığı gibi gider altından ısırırdık. Halam rahmetli çok kızardı. Yapmayın kızım dedi. O kadar haftalarla sürer tabii bu şire yapma. Sucuklar batırılır. Çünkü başka yiyecek yok. Bastıklar serilir muska yapmak için. En sonunda tarhana pişer. Onun sonunda da pekmez reçeli yapılır. Bizim Antep'in yemeklik kabağı var ya büyük. O kabakta çok ince ince doğranır. Harika bir reçeli olurdu. Ve çir derdik biz ona. Antep'in bir zerdalesi var. Şimdi artık hiç kalmadı. O ikiye açılır, kurutulurdu. Kurusuna da çir denirdi. O ıslatılır, o da atılır içine. Patlıcan, ufak patlıcan. Çok güzel bir reçel olurdu onlar. Şimdi tabii bazen ben özeniyorum, pekmezle yapıyorum. Ama o tat bir başkaydı. Haftalarla sürerdi. Bazen yağmur yağar, gece bütün hepsi kalkar. Üstleri örtülür. Bulgurumuz bile evde çekilirdi. Bulgur simit. Değirmenci Süleyman'ımız vardı bizim. Her sene gelirdi. Buğday köyde kaynar. Bulgurluk buğday. Çuvallanır. Antep'e gelir. Anneme örneği gösterilirdi. Bulgurun iriliği şöyle. Simidin iriliği böyle. Annem beğenir içeriden. Şu iyi der. Ona göre bulgur simit çekilir. Büyük ambarlar var. Biz içine girer ambarı temizlerdik. O kadar büyük. O ambarlar bulgur simit dolardı. Ve yenir biterdi. Onun yanında bizim şire sandığı vardı. Bir gözü sucuk dolar. Bir gözü şey. Bir de üzüm ayıklanırdı sonbaharda. Kuru üzüm. Siyah üzüm, kırmızı üzüm. Yıkanır, kurutulur. Onlar hazırlar. Bunlar hep kış hazırlığı. Turşular basılır en son. O Bilecik'ten biber getirirdi rahmetli babam. Her biber şöyle etli ve sarı olurdu. Hakikaten turşu çok güzel olurdu. Annemin turşusu da meşhurdu. Herkes istemeye gelirdi. O kadar güzel turşusu olurdu. Çünkü sirkeyi evde yaparlardı. Büyük demirin içinde damacanalar vardı. O damacanalar bu şireden sonra üzüm suyuyla en son o şerbetle doldurulur, mayalanmaya bırakılırdı. Bir seneden bir seneye. O sirke olduğu gibi o sirkelerle turşu yapılırdı. Çok güzel günlerdi. Her şey doğal. Şimdiki gibi değil maalesef. Sofra takımları vardı. Hani günlük mesela bizim çiftlikte masa sahanları vardı. O kadar şıktı ki. Çiftliğe gidince o tabaklarda yer. Kişi başına bir tane konurdu. Ama Antep'te sofra takımı kullanılırdı. Çorba kasesi, servis tabakları, çukuru, düzü. Yani benim çocukluğumda vardı. Ki daha önce de vardı ki nenemlerim mesela o yemek odasında büyük büyük servisleri hatırlıyorum ben. Ama tabii bakır çok kullanılırdı. Bir böyle çelik, alüminyum, hele alüminyum falan hiç, alüminyum ben hiç kullanmadım. Mesela benim halen daha bakır tencerelerim, çeyizim bakır tencerelerini hiç atmadım ve kullanırım. En büyüğünü bile kullanırım. Bakırın hali başka. Ama masaya şeyle gelirdi bazı yemekler. Leğen denirdi. Hafif kenarlı. Çok şık. Lengeri denirdi. Ona mesela pilav konurdu bazen. O tür şeyler kullanılırdı. Hep bakırdı zaten. Başka şey hiç kullanılmaz. Muhakkak var.
Kitabımın ilk başında da yazar zaten. Ön sözüm ondan yaz. Unutulan yemekleri unutturmamak için diye. Mümkün olduğu kadar ben yazdım yani. Mesela bir kamış haşlı var. Hem pekmez hem sirke konur. Çok da güzel bir yemek. Yalnızca et. Fransa'nın işte şeyi gibi, şarabı gibi. Fransızlar birçok yemeğe, birçok ete şarap koyarlar ya. Bu da işte sirke şey girince aslında o tadı veriyor. Şimdiki zaten canım eskiden mevsim diye yani şu olmalı diye. Zaten bütün sebze mevsiminde yenirdi. Turfanda olurdu. Şimdi turfanda lafı kalktı. Çünkü kış da var, yazın da var. Her sebze, her şey var. Tabii bahara bir özenti. Mesela kabak dolması. Ne bileyim ben kışın ortasında öyle kabak olmazdı. Fasulye. Fasulye, bamya bunların hepsi kurutulurdu eskiden. Domates hepsi kurutulurdu. Onları söylemeyi unuttum. Fasulye, bamya, domates bunların hepsi kurutulurdu. Patlıcanı yalnızca dolmalık olarak kurutmazlardı. Patlıcanın bütün böyle açardı ortası haşlanırdı. Ortasında açar açık şekilde yani bütün olarak kuruturlardı. Ve onu mıcırık aşında ne bileyim ben birçok yemekte kullanırlardı. İçine pirinç atıp pişirirlerdi. Birçok şeyde kullanırlar. Mevsimi mevsiminde bulma yani mümkün değil. Kışın bamya bul, domates bul. Şimdi maşallah fasulye hiç bitmiyor, patlıcan hiç bitmiyor. Eskiden bunlar yoktu. Tabii ki bunlar hep kıştan, yazdan hazırlık. Elinin altında hazır pişirecek de gayet iyi olurdu. Mesela Ebe Gümeci. Rahmetli babaannem, muhakkak senede bir kere yiyeceksiniz derdi bize. Sevmesen bile zorla yedirirlerdi. Çok şifalı diye. Baharda mesela yarpuz, otlar. Tabii Ege'ye ait ama bizim de otumuz az değildi. Kenger derlerdi. Şu anda tam hatırlayamıyorum. Yani birçok otumuz vardı. Onlardan baharda hep salata yapılırdı. Şifa denirdi o zaman. Mesela içinizi temizleyecek denirdi. O Ebe Gümeci'ni babaannem yedirirken. Yani babaannem o kadar güzel yedirmesini bilirdi ki. Ben çok küçüktüm, hatırlıyorum. Kabak musakkası varmış. Kenlerdeyim. Ben bunu yemem dedi. Hiç bana yiyeceksin falan diye bir şey demedi. Peki dedi, Sermin'e başka yemek hazırlayın dedi kadına. Masaya yemek geldi. Oturdum. Bak dedi. Bugün sen bunu yeme dedi ama dedi. Bunu dedi peygamberimiz kabağı çok severdi dedi. Sen sevmem demekle dedi. Günah işledin dedi. Neyse dedi bugünlük böyle olsun dedi. Onu dinledim. Hayır ben kabak yiyeceğim dedim. Kabak yiyeceğim dediğimi hatırladım. Tamam dedi tabağına kabak koyun dedi. Odur budur benim en sevdiğim hepsi kabak. Yani çocukları böyle işlerdi. Biz de hep beraber otururduk babam. Hiç öyle ayrı falan çocuklardan ayrı oturmazdı. Hatta annem yemeğin biraz şeyini babama şey yapsa çocuklara önce derdi. Biz hepimiz beraber otururduk. Babam çok şey yapardı. Bize düşkün. Ama şu vardı. Babam yemeğe başlamadan biz mümkün değil yemeğe başlamaz. Mesela dışarıdan bir kutu çikolata mı şeker mi? O zaman Hacı Bekir var meşhur. Oradan şeker gelirdi. Babamı beklerdik. Babam hatta kızardı. Niye derdi çocuklar açıp yedirmiyor. Annem hayır derdi sen gör ondan sonra derdi. O kadar da önem verirlerdi yani. Muhakkak babam oturmalıydı. Ondan sonra yemeye başlardı. Araba durağı gibi şeyde Balıklı'da fayton durağı vardı. Oradan herkes biner. Şehirde daha çok faytonla gezilirdi. Yani araba o kadar öyle yoktu. Biz mesela faytonla giderdik şeye, çiftliğe. Bütün gezmemiz faytonlandı. Rahmetli babam biraz da titizdi. Biz de tabii 4 tane kız. Hiç inanamazdık. Nereye gitsek faytonla gitmeliydik. Çok güzel günlerdi.